Efendim merhabalar. ABB TV ekranlarından hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyoruz. İnsana Dair programında bugün biraz kendimizi konuşacağız. Türkleri, Türk Müslümanlığını konuşacağız. Konuğum ise Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Sönmez Kutlu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Şimdi Türk Müslümanlığı deyince benim aklıma Türkiye'de çalışan ilahiyatçılar arasında hemen ilk sırada yer alıyorsunuz hocam. Doğrudur. Maturidilik deyince hemen aklıma gelen isimsiniz. Ki önümde kitaplarınız var. Türk Müslümanlığı üzerine yazılarınız var. Buradan seyircilerimize de ben hemen okuyayım kitap adlarını. Türk Müslümanlığı üzerine yazılar. Keza tarihsel din söylemleri üzerine zihniyet çözümlemeleri diyorsunuz ki yine son derece önem arz eden bir kitap. Keza biraz sonra konuşacağız belki ayrıntılarını farklı farklı. Güncel dini, siyasi meseleler üzerine yazılar diyorsunuz. Ve yine önümde Türkler ve İslam tasavvuru adı altında yine bir kitabınız var. Bunun haricinde ben yine elimde bulunan bir Maturidilik editörlüğünü yaptığınız kitabınız da mevcut. Şimdi hocam, şu süreçte bana kalırsa son derece önem arz ediyor bizim Müslümanlık anlayışımız. Arap coğrafyasında olup bitenler yıllar boyu hatta bakış açıları üzerinden o ayrışmalar, tefrikalar vesaire vesaire. Yani nereden bakarsak bakalım kendi Müslümanlığımız üzerinde bence çok yoğunlaşmamız gerekir diye düşünüyorum. Şimdi tam da buradan hareketle şu soruyla başlayayım müsaade ederseniz. Şimdi Türk Müslümanlığı diyoruz. Türk Müslümanlığı ifadesi doğru bir kavram mı? Neyi kastediyoruz? Müslümanlık ve İslam kavramlarını bu noktada nereye koyacağız? Evet, teşekkür ediyorum Ayşe Hanım. Öncelikle değerli izleyicilere ben de selam ve saygılar sunuyorum izleyicilerimize. Şimdi tabii bu konu Türkiye'de son 20-30 yılda belki 50 yıllık bir tartışmanın getirdiği sorun. Burada Türk Müslümanlığı derken İslam nedir, Müslümanlık nedir veya Türk dindarlığı nedir? Bu konuyla ilgili çok yazıldı, çizildi. Ama bu yazılıp çizilenlerde bazen meseleyi Türk-İslam sentezi şeklinde, bazen Türk-İslamı şeklinde veya başka adlarla isimlendirdi, tartıştılar. Hatta ideolojik bir yaklaşıma evet, kadar da götürüldü. De çekildi. Evet. Fakat burada bir defa İslam denildiğinde hepimizin bildiği gibi İslam akıl sahiplerine Allah'ın göndermiş olduğu ve kendi iradeleriyle doğruya ve güzele onları ulaştırmak istediği ilahi manzumeler bütünü. Değerler manzumesi. Değil mi? Bu tarife bakıldığında aslında Allah'ın asıl dininin muhatabı akıl olarak görülüyor. Hı hı. Akıl ve aklın sahibi olan bir insanın kendi iradesiyle onu tercih etmesi söz konusu. Allah'ın bize göndermiş olduğu ahiret inancından tutun, tevhidle başlayan inanç esasları, ahiret inancı, ahlak kısmı, ibadetler ve muamelat kısmıyla bir bütün oluşturmaktadır. Hı hı. Peygamberimiz vefat ettiğinde bu din, İslam, din olarak kurumsallaşmıştı. Ne demek istiyorum? Bir Müslüman kime denir denildiğinde ibadetler belliydi, hı hı. Ahlak ilkeleri belliydi, muamelat, insanlarla ilişkilen temel çerçevesi oluşturulmuştu. Biz buna İslam diyoruz. Hı. İnancın yani, da temel çerçevesi tabii, oluşturulmuştu, itikadın. Tabii. Evet. Allah'ın dışında itikat koyacak bir kurum yoktu, bir kişi de yoktu. Peygamber'e de böyle bir vasıf vermemişti. Hı hı. Çünkü bir inanç esası koyabilmek için kesin bir delile dayalı Kur'an ayetiyle ve akılla temellendirilmiş olması gerekiyordu. Bu dikkate alındığında İslam, Peygamberimiz vefat ettiğinde yaşanan
gerek ahlak, inanç, ibadet ve muamelat kısmıyla kurumsal bir din haline geldi. Ha, bunun ayrıntıları sonra tartışıldı. Ne diyelim, açıklamalar yapıldı, hayata güncelleştirildi. Hayatta nasıl yaşanacağı yönde yorumlar geliştirildi. Burada üç şey üzerinde yorum yapıldı. Birincisi, inanç üzerinde yapılan yorumlar daha sonra siyasi ve itikadi mezhepler olarak bilindi. İbadetler üzerinde yapılan yorumlar fıkhi mezhepler olarak bilindi. Ahlak üzerinde yapılan yorumlara tasavvuf oluşumlar diye isim veriyoruz. Dolayısıyla... Pardon hocam, tam da bu noktada sözünüzü kesmiş olmayayım ama yani bu gerek fıkhi, gerek itikadi, gerek ahlaki farklı farklı yorumlar kurumsallaşmanın bence bir sonucu değil de tam tersine kurumsallaşmadığı için bu tür yorumlara işte zemin oluşturuldu gibi bir şey de var, bir şöyle yaklaşım da var. Doğru, şöyle diyebiliriz. Yani bir defa din denildi, İslam denildiğinde onun ana kitabı ve kurucu metni Kur'an-ı Kerim'dir. Ve peygamberimizin güncelleştirmesi ya da örneklendirilmesiyle oluşan hayat biçimidir. Bunun dışında yapılan bütün yorumlar tarihsel yorumlardır. Yani ister itikadi alanda olsun, ister fıkhi, ister ahlakı, hangi alanda olursa olsun. Şimdi burada İslam denildiğinde Allah'ın göndermiş olduğu peygamber tarafından örneklendirilen mezhepler öncesi, tarikatlar öncesi tarihsel ve toplumsal gerçekliği olan bir inançtan bahsediyor, dünya görüşünden bahsediyoruz. Bu değişmez. Bu Allah'ın dini olarak bilinen, değişmeyen din denen budur. Fakat tabii Allah birçok konuda ayet gönderdi ama daha sonra ayete konu edinilmemiş birçok şey çıktı. Dolayısıyla her bir mezhebin, her bir milletin, her bir toplumun dinden anladığı ve kendi ihtiyaçlarına ve durumun gerekçelerine, gerektirdiklerine uygun olarak farklı dindarlık biçimleri oluştu. Yani bugün ister sufi açıdan bakın, ister bir fıkıh açısından, ister hangi bakış açısıyla bakarsanız bakın, karşınızda birbirinden farklı yorumlar var. Yani ortada bir metin var. Bir din var ve metin... din üzerine yorumlar var. Evet. Ama bu dinin ana metni, kurucu ilkesi Kur'an. Kur'an. Bu Kur'an demek nasla sınırlandırılan bir şey değil. Bu Kur'an-ı Kerim insan aklına göre konuşan, insan aklına hitap eden, aklın ilkelerine göre hükümler veren bir şey. Ve sonuçta hakem olarak aklı hakem tayin etmiştir Kur'an-ı Kerim. Şimdi Türk Müslümanlığı denildiğinde sosyolojik ve de psikolojik açıdan ve kültürel açıdan kavram olarak doğru bir kavramdır. Türk Müslümanlığı, Arap Müslümanlığı, Fars Müslümanlığı veya Hint Müslümanlığı gibi. Fakat burada kastedilen şu değil. Türk Müslümanlığı denildiğinde başka Müslümanlıkların düşmanlığı üzerine kurulmuş bir ideoloji değil. Değil. Çünkü Türk Müslümanlığında diğer Müslümanlıklar da kendini bulabilir. Özgürlük dolayısıyla, o hoşgörüsü dolayısıyla. Dikkat ederseniz Türk Müslümanlığının tarihinde İnsanlar evet olumsuz bir takım siyasi ideolojiler Şii-Sünni çekişmesiyle ortaya çıktıktan sonra ona kurban olan bir takım ilkeler kurban edilmiş ona. Uyulmamış, asıl var olan ilkelere uyulmamış. Düşünceleri dolayısıyla Hanefi Maturidi kültürde de Türk Müslümanlığında da işkence gören, dışlanan, öldürülenler yok mu? Var. Ama asıl tarihini oluşturan ya yani Türk Müslümanlığında bir defa hoşgörü ve düşünce özgürlüğü. Yani bir IŞİD'i görmüyoruz. Yani bir El-Kaide'yi bir şey görmüyoruz yoktu, Türk toplumlarında. Evet. Dolayısıyla Türk Müslümanlığı Türk İslam'ı şeklinde ideolojileştirilen bir şey değil. Bazen Türk Müslümanlığı denilince insanlar hemen ideolojiye çekip ya işte sadece Türk'ün inandığı İslam doğru, öbürleri yanlış. Her çözümü Türk İslam'ı adı altında bulmaya çalışıyor. Bu bir ideolojidir. Türk Müslümanlığı ve Türk dindarlığı sosyolojiktir, kültüreldir ve her millet için bu kaçınılmazdır. Ya oradaki bir etkileşimden bahsediyoruz tabii, değil mi hocam? Bunu kültürle şöyle, dinin etkileşimi. Tabii bunu şöyle sosyolojik olarak tanımladığımızda bir milletin ya da bir topluluğun din anlayışı
nasıl oluşur dediğimizde bir dinin o toplum üzerindeki tezahüründen ibarettir. Yusuf Ziya Yörüken bunu çok güzel ifade eder. Bir din anlayışı bir dinin bir toplum üzerindeki tezahüründen çok ibarettir. Güzel. Tamamen sosyolojiktir. Dolayısıyla Türk'ün veya Türk toplumlarının dine bakış açısı, ahlak anlayışı, inanç anlayışı, siyasi görüşleri ve fıkıhtaki verdiği içtihatlar, fetvalar ve diğerlerinden farklıdır. Türk Müslümanlığı nasıl ki bugün çok tartışılıyor ise biz sanıyoruz ki bu geçmişte hiç yokmuş gibi. Aslında Türk Müslümanlığı demek inançta Maturidi'li ifade eder, itikatta yani. Fıkıhta Hanefili ifade eder ve ahlak anlayışında da Yesevi geleneğini ifade eder. Ben Yeseviliği bir tarikat gibi görmüyorum. Bir ahlak anlayışı. Ahlak anlayışı. Ahlak şimdi anlayışı burada, olduğu için farklı bir konumu var. Bir de burada hocam şamanizmle falan ilişkilendirilen böyle bir yaklaşım da söz konusu. Evet, burayı da biraz açalım isterseniz. Maalesef evet, çok önemli bir noktaya değiniyorsunuz Ayşe Hanım. Son zamanlarda Türklerle İslam arasındaki bağı çeşitli yollarla zayıflatmak isteyen ya da biraz ne diyelim başka şeylere referans vermeye çalışan bazen o iyi niyetle bazen iyi olmayan niyetlerle bazı çalışmalara rastlıyoruz veya programlara. Ayşe Hanım, Türk tarihinde Müslüman olmadan önce de Türkler dindar bir toplumdu. Bunu biliyoruz. Ve dürüst ahlaki ilkeleri olan bir toplumdu. Zaten böyle bir toplum olmasaydı Göktürk Devleti gibi büyük bir devleti kuramazdı. Bir devlet kurmak hem ilmi hem stratejik hem teknik açıdan ileri düzeyde, coğrafi açıdan ileri düzeyde bir devlet, bir bilgi gerektirir. Ve Orhun Abideler'ini okuduğunuzda zaten Tanrı'nın birliğinden bahseden, diğer efendim ahlaki ilkelerden bahseden bir sürü ifadeye rastlarsınız. Evet. Yaratıcı bir tanrıdan. Dolayısıyla şamanizm Türk tarihinde bir üst kültür değildir. Şamanist unsurlar demek sihir ve büyü ağırlıklı gelenek ve göreneklerden oluşur. Şamanizm bizim Türk tarihinde kimlerle temsil edildiğini görüyoruz. Eğer böyle bir şeyden bahsedersek. Şaman denildiğinde ya da kam veya kamlık şeklinde ifade edilir. Bunlar genelde Tanrı'ya dua eden, efendim sihir ve büyüleri çözen ya da yapan, şifa dağıtan, efendim işte insanların dertlerini dinleyen, onlara psikolojik danışmanlık yapar gibi bir takım sorunlarını çözen. Fakat her bir Türk toplumunda farklı kamlık gelenekleri var. Böyle tek tip bir din gibi algılanan bir şey değil. Türklerde üst kültür tanrı, tek tanrıcılıktır. Gök tanrı inancıdır. Bu kamlık ve şamanlık ise aracı, mesela tabiatta iyi ve kötü ruhlar vardır. Bunlar bunları kontrol eder, insanlara zarar vermesini engeller ya da şifa dağıtır, hastaysa iyileştirir vesaire. Bunlar bütün toplumlarda var olan bir şeydir. Ama Türk toplumunda olan, üst kültür olan tek tanrıcılık, gök tanrı inancının diğer ilkel kabilelerde olan bu sihir ve büyü ağırlıklı şamanizm unsurlarının aynı düzeyde üst kültür olarak olmadığını görüyoruz. Şimdi burada hocam bizim kendi kültürümüzün o kodlarını İslam'da gördüğümüz için Müslüman olduk diyen bir görüş olduğu kadar işte malum o Kuteybe'ye kadar götürülen ve orada tamamen kılıçla Müslüman oldu diyen bir anlayış da var. Evet, maalesef. Hatta yani biraz önce çok güzel bir şey söylediniz. Yani bizim o üst kültürümüz, benim için hemen kadın gelir aklıma. Daha sonra o Müslüman olduktan sonra kadınlara bakışı da Türklerde yani, değişti. Evet, diyerek itiraz edenler bile var olduğunu biliyoruz. Tam da bu noktada bu konuları çok iyi çalışan birisi olarak neler söyleyeceksiniz? Konumuz bu değil ama bununla da ilgili bir parantez açmanızı istirham edeceğim. Şimdi özellikle mesela yani şamanizmin bir din olmadığını bütün dinler tarihçileri ortaya koyar. Şamanizm sihir ve büyü ağırlıklı bir kültürel unsurları içeren bir gelenek. Mit ağırlıklı. Veya kült diyebiliriz. Kült, evet. Şimdi bir defa bir mabedi yoktur.
Bir peygamberi yoktur. Kendileri de böyle bir iddiayla ortaya çıkmamıştır. Bir kutsal metinleri yoktur. Her kabilenin kam ve şaman, ona şaman demiyor, kam, bakşı ve baksı denir. Kazakça ve Özbekçe'de, Kırgızca'da değişir telaffuzları. Onların kendine özgü vecd ve istirak haline şey yaparlar. İşte elbiseleri özeldir, şey çalarlar, davul çalarlar. Özel hareketlerde bulunan bir tür dansları vardır, raksları vardır. Fakat bunların hiçbirisi doğrudan doğruya bir din ayini şeklinde icra edilmez. Şeye gelince, Türklerde İslam öncesinde kadın sembolü biliyorsunuz film de yapıldı. Tomris Hanım diye meşhur bir film de yapıldı bu. Devleti yönetebilen, yani babası vefat ettiğinde, kardeşi tahttan düşürüldüğünde, bir şey olduğunda veya savaşta öldürüldüğünde yerine geçen kişidir. Aslında Türk tarihinde biliyor musunuz Haçlılar döneminde, Haçlılar Anadolu'dan Kudüs'e geçerken, Amasya üzerinden geçerken bir Türk, Ayşe Gaziye Hanım diye meşhur bir Türk komutanı, erkek komutanlardan idare edecek kalmadı. Savaşa onlar da katılmıştı. Gaziye Ayşe Hanım Türk ordusunu idare etti ve Haçlıları durdurmayı başardılar. Aynı şekilde Memlükler döneminde meşhur Şeceretüddür diye bir hanımefendi vardır. Kocası vefat ettiğinde işte kendisi devleti bir süre idare etmiştir. Çünkü Hanefi Maturidi gelenek Türk kültüründen beslendiği için kadınların devlet başkanı olması ya da yönetici olmasını engel değildi ve onu normal görüyorlardı. Yani tabii durumdu. Ufuklarının ne kadar geniş olduğunu da buradan görüyoruz. Kadınlar başarılı olduğu, yani eğitim aldığı sürece, bir görevi yeterliliklere sahip olduğu sürece o göreve getirilebilir. Tam bir birey olarak yani gören bir bakış açısı bu. Devlet başkanı dahi olabilir. Olabilir. Bunu tabii başka şeylerde de konuşabiliriz. Mesela İbn Batuta gidiyor Mavaraünnehir, işte Horasan, değişik Anadolu'ya falan gelenler var. Çeşitli seyyahlar. Bakıyorlar ki kadınlar kocaların yanında, yani büyük sultanların, devlet başkanların yanında onlar gibi eşdeğer hürmet görüyor, fikir beyan ediyor ve şaşırıyor. Yani dönünce diyor ki ben böyle bir şey görmedim. Türklerde evet, kadınlar devleti birlikte yönetiyorlar diye şeyler yazıyor. Bu o kadar mühim ki hocam, o kadar önemli ki bugün hala kadın okumalı mı okumamalı mı gibi tartışmaların yapıldığı bir süreçten de geçiyor Türkiye. Bu hakikaten bir tarafıyla da garabet bir tartışma. Ama 1000 yıl önceki Türklerin şu yaklaşımı aslında tüm dünyaya, tüm Müslümanlığa hatta bir örnek olarak da sunmak gerekir. Şimdi biraz yine yürüyelim hocam. Ama konuya geçmeden evvel şunu da söylemek istiyorum Türk Müslümanlığı kavramı üzerinden. Yani Arap'ın kültürü, Arap Müslümanlığına itiraz edilmezken Türk Müslümanlığı, Türk kültüründen tamamen neşet etmiş veya Türk kültürüyle bütünleşmiş olan Türk Müslümanlığı kavramına neden itiraz ediliyor? Ya şimdi burada asıl sorun ne biliyor musunuz Ayşe Hanım? Öncelikle İslam'ın, dedik ya İslam, sonra İslamiyet veya Müslümanlık. Hı hı. Evet, Allah Kur'an-ı Kerim vahiy gönderdi. Fakat Kur'an-ı Kerim'de o günkü Arap toplumunun bir takım olumlu değerlerini aldı. İslah edilmesi gerekenlerin bir kısmını islah etti. Eğer islahı gerektirmiyorsa aynen alıp kullandı. Fakat dönemin şartlarına göre o gün için kullanılan bazı unsurlar tarihsel unsurlardı. Yani o güne hitap eden şeylerdi. Daha sonrasında bu unsurların İslam'ın kendisi, Allah'ın sanki orada araç olarak bahsettiği bir konunun amaç gibi kabul edilip, yani Arap kültürüyle Allah'ın dini arasında bir ayrıma gidilemedi. Hı hı. Yani dinle dini olanı birbirine karıştırdılar. Din dediğimiz gibi biz aslında ne diyoruz? 5 makasıttan oluşur. Yani hayatı korumak, mülkiyeti korumak, akıl ve vicdan özgürlüğünü, değil mi? Düşünce özgürlüğünü korumak, nesilleri korumak. Evet. Bunları, buna yönelik konulan her ilke, her destekleyici hukuk,
ahlak ilke ne olursa olsun aslında dinidir. Dinidir. Dinin maksadına yönelik kurulmuş. Maksadına da uygundur. Tabii. Evet. Ya onu desteklemek, ya onu yaygınlaşmak, ya onu güçlendirmek vesaire. Dolayısıyla her akli olan aynı zamanda dinidir. Denilebilir. Her insani olan ve her akli olan aynı zamanda İslamidir. Bu insanlar Türk kültürü denildiğinde, yani Türk Müslümanlığı denildiğinde iki şeyden rahatsız oluyorlar. Birincisi kendi inançlarına göre mesela bir Arap kültüründe kadından yönetici olduğunda o millet helak olur diye rivayete dönüştürüyor. Bir sürü rivayet var. Evet. Ayrıca kocaman yani Siyasetül Mülük kitabın siyasetnamede işte ne diyor? Kadınlara danışın ama onlara muhalefet edin. Ya şimdi bu anlayış bizim Türk kültürüne uygun bir şey mi? Mümkün değil. Türk Müslümanlığı denildiğinde biz akıldan ve ilimden bahsediyoruz. Fırsat eşitliğinden bahsediyoruz. Başarıya ve yeterliliğe, eğitime göre üstünlükten bahsediyoruz. Değil mi? Ama öbür tarafta bir kadının devlet başkanı olabileceğine karşı çıkıyor. Sadece olsa yine iyi hocam. Kadın fitnedir. O da ayrı bir kadın cehennemliktir. Yani. yani şöyle diyelim, cinsiyet ayrımcılığı üzerinden bir dindarlık savunuyor. Bir dindarlık savunuyor. Ama biz öyle bir şey savunmuyoruz. Bakın, Türk kültüründe İslam öncesi ve İslam sonrasında bir kural vardır. İnsan olan eğer silah tutmuyorsa, size karşı silah çekmemişse, karşınızda herhangi bir şekilde savaşta esir de alın, ne olursa olsun, siz ona bir defa insan olarak bakacaksınız. İnsan olan muhteremdir. Ve daha sonra bu Yunus da Ahmet Yesevi'de neye dönüşüyor? Yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Yani bütün varlık aslında Tanrı'nın ya, bir... Tanrı bir yaratı. En özenerek yarattığı bir varlık. Buna üstelik. Siz şey yapabilir misiniz? Evet. Onun için İslam'da mutlak öteki yoktur. Hele hele Maturidi gelenekte mutlak öteki yoktur. Mesela bir ayet-i kerime vardır. İşte müşrikler necistir diye onlar Mescid-i Haram'a giremezler. Şimdi bunu alanlar, üç mezhep bakın, Malikilik, Şafiilik, Hanbelilik, fıkıh mezhepleri. Buradaki necisliği vücudi necislik olarak anlıyor. Peki mantık kullandığımızda bir müminle bir kafir ve müşrik arasında vücudi olarak fark var mı? Ontolojik açıdan bir fark var mı? Evet. Yok. Sonra ne diyor Ebu Hanife ile Maturidi diyor ki, bunların necisliği fiillerindeki necisliktir. İnsan olan muhteremdir, en iyi şekilde yaratılmıştır. Siz ona böyle bir şey söyleyebilir misiniz? Ne kadar farklı bir insan algısı oluşturuyor. Evet, çok güzel hocam. Onun için Maturidi Hanefi gelenekte ve Yesevi gelenekte. Hazreti insan diyor değil mi bizim tasavvuf kültürümüz? Yani Hacı Bektaş Veli, Bektaşi geleneğinde insan olan muhteremdir. Onu incitmemek gerekir. Nitekim meşhur Ahmet Yesevi'nin bir dizesi vardır çok güzel. Der ki, kafir dağı olsa incitme anı Hudayan'dan bizar olur. Ne demek? Yani kafir de olsa karşısındaki, sizin karşınızda onun herhangi bir şekilde tahkir edilmesi, incitilmesi onu yaratan Tanrı'yı incitir. Ya yine bizim kültürümüz demiyor mu hocam? Yani, İlla bir şey yıkmak istiyorsan git Kabe duvarlarını yık ama insan kalbini yıkma diyor. Onun sebebi ne biliyor musunuz? Bir gün o peygamberimiz sahabeyle otururken Kabe'ye bakarak Kabe yıkılsa yerine yenisi yapılır mı diye sordu. Onlar evet yapılabilir. Peki insanı kırdığınızda, insan kalbi yıkıldığında yerine yenisi konulabilir mi? Çok güzel. Yani evet. Onun için bizim kültürde, Yesevilikte, Bektaşilikte kalbi yıkmak, Kabe'yi yıkmak gibidir. Çünkü o da ikinci Allah'ın bir Beytullah'ı olarak, değil mi? Evi olarak kabul edilir. Boşa demiyor Yunus. Bu insan felsefesini doğru algılamak, doğru kavramak lazım. Türk Müslümanlığında en önemli şey insan onurudur. Yani insan olan öteki değildir. Hep ben onu söylerim. Yani mutlak öteki değildir. Değildir. Ama bize batıdan yapılan tercümelerle işte the others, diğerleri, bu mutlak öteki manasına geliyor. Ya düşünebiliyor musunuz? Kur'an-ı Kerim'de Yahudi ve Hristiyanla evliliğe cevaz veriyor. Aynı yastıkta bir ömrü paylaşmaya müsaade ediyor. Evet. Ona mutlak öteki olsa böyle bir şey olabilir miydi? Evet. Bir de tabii en önemli şeylerden birisi bu insan
şöyle derler, yani bu anlayışta akılcılık esas olduğu için insan aklıyla ürettiği bilgiye güvenirler, insana güvenirler. Derler ki biz insanlarla iki açıdan kardeşiz. Birisi insaniyette, biri İslamiyette. İnsaniyette Hazreti Adem'in bütün çocuklarıyla kardeşiz. Değil mi? Ama İslamiyette de inananlarla ayrı bir kardeşliğimiz var. Bu da Maturidi ve Hanefi kesimlerin ve Bektaşi, Yesevi kesimlerin insana olan hürmetini gösteriyor. Bu innemel müminüne ihvetün ayetini sadece inançta bir kardeşlik bir de yaratılanların kardeşliği var. Evet. Hatta Maturidi o ayeti çevirirken Müslüman erkek ve kadın, erkek ve kadınlar birbirinin kardeşleridir diye bir ifade kullanır. Çok, çok enteresan. Güzel. Çok enteresan, evet hocam. Yani burada kadına da vurgu yapması benim çok ilgimi çekmişti. Evet. Evet. Şimdi gelelim hocam bu ana kavramlarımıza. Yani Türk Müslümanlığı deyince gerek Maturidi'den mülhem, gerek Ebu Hanife'den mülhem, gerek Ahmet Yesevi'den mülhem. Türk Müslümanlığının temele aldığı ana kavramlardan bahsedelim. Ben sizin makalelerinizi yıllardır okuyan birisiyim. En başta akıl. Evet. Zemininde meseleyi vaz ediyorsunuz. Biraz açalım. Yani Türk Müslümanlığı niye temele aklı koyuyor? Şimdi Türk Müslümanlığında yani gerek Hanefilik, gerek Maturidilik, gerekse ahlak anlayışı olarak Yesevilikte. Hiçbir metninde Ayşe Hanım aklı eleştiren, aklı ikinci dereceye indiren, onu bilgi kaynağı olarak görmeyen bir ifadeye rastlamazsınız. Hiçbir metninde dediniz evet, hocam. Evet, bunu mübalağa etmiyorum. Evet. Hatta Hanefi fıkhında biliyorsunuz her fıkıh aklı öncelemez. Mesela akıl ne zaman kullanılır? Bazı kesimlerde hadis taraftarları diyoruz. Yani metni, hadisi merkeze koyup hadis yoksa bir akli hükme bir içtihada başvuralım diyorlar. Aynen teyemmüm su yokken nasılsa. Şimdi Hanefi Maturidi gelenekte akıl metinden ve hadisten bağımsız bir teşrih kaynağıdır. Bu çok mühim hocam. Yani bugün bunu, Müslümanlar olarak hepimizin dikkate alması gereken. Bugün sorunları çözemememizin sebebi burada yapmaktadır. Evet, kesinlikle. Ve şunu ifade, yani Arapça bir ifade var. İnne hüccetallah, innel akle hüccetullah. Ne demek? Akıl Allah'ın bir hüccetidir. Ya, nasıl ki Kur'an bir vahiy Allah'ın hücceti ise, bazı İslam bilginleri buna iç ve dış vahiy demişlerdir. Dıştan gelen vahiy Kur'an, iç ve herkesin insana yerleştiği, her insana yerleştirdiği Allah'ın bir akıl değil mi? Lütfu. Maturidi buna şöyle der. İnsanı insan yapan ve insanı diğer varlıklardan ayrıştıran ve kendisine ihtiram edilmesine vesile olan Allah'ın en büyük lütfudur. Lütfudur. Zaten şöyle bakıyorum ben hocam. Akıl olmasa zaten muhatap yok demektir. Çünkü vahiy de nihayetinde aklın muhatabıdır. Devreden çıkarttığınız zaman nasıl idrak edeceksiniz? Din olmaz zaten. Din olmaz. Yani dine muhatap olan kimse kalmaz. Kalmaz. Evet. Evet. Tam da bu şimdi, noktada aklın ne kadar önemli olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Burası aslında çok dikkat çekici bir nokta. Bilgi insan nasıl bilgi üretir? Yani dini bilgiyi nasıl üretir? Diğer alanlarla ilgili bilgiyi nasıl üretir? Üç yolu vardır. Ya akılla, ya duyular yoluyla, ya da bir haber yoluyla. Evet. Bazen de üçü birden. Maturidi din anlayışında dini bilgi üretmek için bu üç bilgi kaynağını birlikte kullanmaya çalışır. Sadece yani şöyle bir şey de demiyoruz. Maturidilik eşittir rasyonalizm. Yani aklın dışında başka bir kaynak görmüyor. Böyle bir şey yok. Ben Maturidi akılcı deyince Maturidi okumayanlar batıdaki akılcılığı kastettiğimi sanıyorlar. Benim burada kastettiğim şu, Maturidi Nas'tan bağımsız ve hadisten bağımsız aklın bilgi üretme yetkisi olduğunu, bilgiye kaynak ettiğini söylüyor. Nitekim mesela bir rivayetin doğru mu ve yanlış mı olduğuna karar verirken enteresandır. Kim verecek hocam? Aklı evet. Hakem kabul ediyor. Evet. Ve şunu söylüyor, bir haber, bir hadis, bir rivayet
akla terse ve Kur'an'a terse bu reddedilir. Hatta bir yerde tefsirinde reddi vaciptir der yani. Düşünebiliyor musunuz? Bu nereden aldı? Ebu Hanife'den. Türkler de akla olan, Türk dindarlığında akla olan vurgunun üç temel sebebi vardır Ayşe Hanım. Birisi Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim baştan sona insanları akla davet etmeye, düşünceye, tefekküre, teemmüle, taakkule. Ya beşte biri neredeyse yani, ayetlerin. 700'e yakın ayette evet, bundan evet. bahsediyor. Akılla, aklı kullanmayanları başı beladan kurtulmaz diyor değil mi? Peygamberimiz aynı yolu denemedi mi? Sorunları çözerken hep akıl, hep bir ayet beklemedi. Ayette ne diyordu? Bir ihtilafa düştüğünüzde ne yapın? Kendi aranızda önce konuşun, çözemediğiniz zaman Resulüne ve Allah'a başvurun. Maturi der ki, akılla çözülebilecek konularda Resulü ve Allah'a meşgul etmem bir anlamda benim biraz ifademle. Anlamı yok yani. Çözemediğiniz konuda kaldı oraya. Ki hocam, mükellef başvurun. Olmanın birinci şartı yani, akıllı olmak. Yani. Yani sorumluluk sahibi olmak için akla başvuruyoruz. Akıllı olmanın ötesinde evet. akıllı insana özgürlük tanımak. Kaldı. Mesela ikinci evet. kurucu unsuru Maturi'nin özgürlük. Çok önemli. Temellidir. Yani özgürlüğün olmadığı bir yerde ne itikatta, ne iman amelde, ne de ahlakta bir faydası yok. Yani siz bir insanı zorla namaz kılın, ne faydası olur mu? Oruç tutmasının bir faydası olur mu? Ahlaki davranıyor görünmesinin bir faydası evet. olabilir mi? Olmaz. Ki felsefede bile tartışılıyor değil yani, mi? Akıl, özgürlük, pardon, sorumluluk-özgürlük ilişkisi. Tabii. Evet. Özgürlüğünüz varsa sorumlusunuz. Özgür değilseniz nasıl sorumlu olacaksınız? Değil mi? Evet. Dolayısıyla bu akıl konusunda ikinci kaynak Türk toplumunun kültürüdür. Hiçbir atasözünde, hiçbir destanda ve Orhun abidelerinde ve Türk İslam edebiyatının ilk örneklerinde aklı eleştiren bir tane söze rastlamaz. Ama açın Kutadgu Bilig'i, sayfalarca akıldan bahseder. Kutadgu Bilig'deki akıl vurgusuyla Maturidi'nin akıl vurgusunu karşılaştırın. Diyeceksiniz ki bunlar ne kadar aynı mantıkla, aynı dünya bakış açısıyla meselelere bakıyorlar. Orada da diyor ki, insanın ihtiramı, insana gösterilen hürmetin kaynağı akıl sahibi olmasıdır. Aklı olmasa ne hürmet göstereceksiniz değil mi? Akıl, asıl şey burada akıl. Bu şeyde levenzenla hazel Kur'an orada da değil mi? Yani insana verilen tabii, o sorumluluk akıl olarak. Sorumluluk olmazdı evet. yani. Evet. Bu akıl tabii şöyle bir fonksiyonu var. Türk kültüründe ve de Türk dindarlığında. Akıl iyi ile kötüyü birbirinden ayırabilen, faydalıyı zararlıdan ayırabilen, genelden özele kıyas yaparak hükümler çıkarabilen, özelden genele hükümler çıkarabilen. Kıyas o kadar önemli ki, şimdi en basit bir konuda kıyas yapmadığınızda hatalı olduğunuzu anlayamazsınız. Anlayamazsınız. Onun için nasıl kıyas yapmak. Nasıl istidraç orada çıkacak değil burada mi? Burada iştihat olur, evet. istimbatu, başka bilgi ki. Verileri evet. üretme yolları çıkabilir. Hı hı. Dolayısıyla Türk Müslümanlığında birinci esas olan bu akılcılık ki Ashab-ı Rey zaten biliyorsun bu rey nereden ehli geliyor? Diye rey, de değil mi geçiyor? Yani rey ehli, evet. ehli demek akılcılar demek. Üçüncü bir kaynağı Ebu Hanife'nin akılcı, rey ekolünün kurucusu Hı-hı. olmasıydı. Bu üç şey yani Türk kültürü ve Kur'an-ı, birinci Kur'an-ı Kerim Türk kültürü ve Ebu Hanife'nin bu işin içinde olması Maturidi'nin ve Türk dindarlığının akılcılığının üç ana damarını oluşturmak. Ben şeyi yani. Hatırlıyorum. Maturidi'nin mesela belki o Arap örfünde geçerli olabilir ama Türk kültürü onu kabullenemez gibi yaklaşımları. Bir örnek verelim mi ona? Lütfen çok hocam. Enterize. Çok önemli aslında. Maruf orada değil mi? Bir yerde kültürün evet. Insandaki diniyle bütünleştirildiğinde ne kadar ehemmiyet arz ettiğini de ortaya koyuyor Tabii. hocam. Buyurun Şimdi lütfen. Biliyorsunuz Hanefilerde örf maruftur ve bir nas gibi hüküm koymaya kaynaklık edebilir. Türk milletinde töre diye bir şey vardır. Evet. Bu töreyi böyle bugün evet. bazı bölgenin kadın kirletilmiş öldürme gibi falan böyle bir şeyle alakası tabii, yok. Tabii Türk, hocam. Türk evet. töresinde kadın asla böyle tam bir şey tersine muhatap olamaz. Yani. Şey yasalar vardır Kendi adeta. Kendi geleneklerimizde böyle bir şey söz konusu olamaz. Değildir. Evet. Mesela
Siyasetten bir örnek verelim. Buyurun hocam. Arap kültüründe halifeler Kureyş'ten olur. Çünkü Arap siyaset kültürünün değerlerini koyan kimdir? Kureyş'tir. Orada bir söz ileri sürüldü. Sonra şöyle bir şey, peygambere atfedildi bu. Peygamberin hatta, sözü gibi kabul edildi. Sonrasında da siyasi tarihte belirleyici oldu. Mesela Osmanlılar devlet kurdu, yönetime geçecek Şafii ulema biliyor musunuz? Fetvalar verdi. Bu Türkler Kureyşli değil, bunlardan yönetici olmaz, itaat etmeyin diye fetvalar verdi. 13. asırda ve 14. asırda Türklerin devlet başkanlığı yapabileceğini dini konularda öne, nitekim Memlükler bunun örneğiydi, başkaları vardı. Yapabileceğini gösteren, ispat etmeye çalışan ona yakın eser yazıldı. Bunlardan birisi de Tarsusi'nin, meşhur bir alimdir, Tuhfetü Türk adlı eseridir. Burada Türklerin ve Hanefiliğin Türklere en uygun mezhep olduğunu ve bu işi onların yapabileceğini uzun uzun anlatır ve bir konuya gelir. Hilafetin Kureyşliliği. Maturidi, aslında bu tartışma Maturidi'ye kadar geriye gider, geriye. Maturidi, hilafetin Kureyşliliğini bir eserinde inceler ve der ki, hilafetin Kureyşliliği siyasi ve toplumsal açıdan Araplar için o gün geçerliydi. Çok güzel bir ama diyaneten bu söz yanlıştır dedi. Bakın, bunu söyleyebilen o dönemde ne Mutezile söyleyebildi bunu, ne başkaları söyledi. Hariciler Kureyşli olmasın dedi ama kendi kabilelerinden olsun diye bunu söylediler. Kurdukları devletlerde babadan oğula geçerek yine uymadılar. Mutezile, Bağdat Mutezilesi akılcı olmasına rağmen en faziletlinin işte Ali oğullarında bu işin gitmesini iddia edenler oldu. Dolayısıyla Basra Mutezilesi biraz bağımsız düşündü. Yeterliyse imam olabilir, halife olabilir ama Maturidi buna itiraz etmişti. Çünkü Arap örfüne dayalı bir şeyi Türk toplumuna dayatmak doğru değildi. Hem akla aykırı, hem örfe aykırı, hem Kur'an'a hem aykırı. De Kur'an'a, Kur'an'a aykırı. Evet. Ama evet, enteresandır. Abdülhamid döneminde Vahabiler biliyorsunuz Abdülhamid'e siz Kureyşli değilsiniz, sizden halife olmaz diye itiraz edip isyanı bunun üzerine kurdular. Evet. Evet, sonra hocam. Abdülhamid Han kitapları toplattı, bu neyin nesi diye. Dediler ki efendim işte Taftazani'nin şerhinde Akaid, Nesefi Akaidi diye bir kitap var Maturidilere ait. Onu şerh etti. Taftazani Şafii Eşari birisi. Orada diyor ki Kureyş'ten olması gerekir. Abdülhamid Han bu kitapları toplattırdı, yeniden bastırdı. Bu ifadeyi çıkartarak. Evet. Konu başlığım çok hocam. Şimdi biraz da şu insan sevgisi, insana saygı üzerinden, gerçi kısmen değindiniz ama. Onu kısmen açıklamış olduk. Onu, evet. İsterseniz onu geçelim. Çünkü şu iki başlık benim için çok önemli. Bugün için de çok önemli. Birincisi iman amel ayrımı. Evet. Maturidi'de çok öne Ebu Hanife'de de çok öne çıkan Ahmet bir. Ahmet Yesevi'de de. Keza Yesevi'de de. Bektaşilikte evet, de. Evet, evet, evet hocam. Biraz açalım mı? İman amel ayrımını neden farklı görüyorlar? Veya buradaki esas ana espri nedir? Şimdi biliyorsunuz asıl olan inançtır. İnanç özgürlüğü ameller içinde birinci şarttır. Eğer siz özgür bir şekilde inanmadıysanız amellerinizi neye göre yapacaksınız? Evet. Onun için inanç, İmam Maturidi'nin şöyle bir sözü vardır. İnanç ve inançsızlık Allah'la olan insanın ilişkisiyle alakalıdır. Onun öyle bir yerde olması gerekiyor ki kimsenin müdahale edememesi lazım. O da kalple tasdiktir, zihinsel yani şuurlu bir teslimiyettir. Bunu söylediğinde ne anlama geliyor? Yani inkar Allah'a karşı işlenmiş bir suçtur. İnkar etmenin cezasını kullar veremez. Çünkü Allah'a karşı işlenen bir suça bir kul suçu. Ceza veremez. O nerede verecek? Ahirette. Ama bugün bakın Müslümanlara. Değil mi hocam? İnsanların benim gibi inançları üzerinde diye. Tahakküm kurmaya çalışıyor. Evet. İnancını bir imanometre sahibiymiş gibi ölçmeye çalışıyor insanlar. Hatta öyle ki aynı dinin müntesibi
benim gibi inanmıyorsun yani, diye onu öldürebiliyor, katledebiliyor. Katledebiliyor. Ve o, ve bir de Allah'ın evet. ismini anarak bunu yapıyor. Üstelik yani, Allahu Ekber, yani. Allahu Ekber diyen de, kesen de Allahu Ekber diyor. Diyor öldüren de. Yani. Şimdi şey burada, burada önemli evet. olan şu, din ve vicdan özgürlüğü insanlara zaten Allah tarafından verilmiş bir haktır. Bir ayet-i kerimede dileyen inanır, dileyen inkar eder. İnkar Başka eder. Bir ayette de dileyen, inanan inancını belgesiyle değil mi? Tespit ederek hı hı. dayanar, bir delile dayarak inansın. Yani bir sualâ ikrâhe fiddîn var, leküm dînüküm veliyedîn yani, var. İnançsız evet. olan da bir delile bağlı olarak inançsız olabilir. Olabilir. Bu hep evet. delilden bahsediyor. Hı, onun için Kur'an-ı Kerim'de zaten okuduğunuz o ayet-i kerimelerde dinde zorlama yoktur. Hı hı. İşte her senin dinin sana, benim dinim açık bana. Açık olmuştur, sizin dininizde evet. benim dinim bana. Bunlar açıktır. Hı hı. Dolayısıyla inanç özgürlüğü ibadetlerde de özgürlüğü gerektirir. Gerektirir. Evet. Şöyle diyelim, ameller mesela, amelleri belki halkımız biraz daha açalım onu. Ameller hmm. demek insanların gerek namaz, oruç, zekat, hac gibi şeyler olsun, gerekse diğer işleri. Eylemleri olsun, hı-hı. eylemler demektir. Evet. Ya bir Müslüman niçin iyilik yapar, niçin namaz kılar sorusunu sorduğumuzda iman ettiği için Allah'a yani tek bir Allah'a inandığı için ve onun rızasını kazanmak için yapar. Bunu yaptığından dolayı da ya onun eylemleri imana dayanmaktadır. Ameller, eylemler imanın sebebi değil, değil mi? İman eylemlerin sebebidir. Sebebidir. Ama bugünkü hmm. anlayışta sanki tam tersi. Dış görünüş esastır. Evet maalesef hocam. Dış görünüşe evet. bakarak insanlar üzerinde tahakküm kurmaya çalışıyorlar. Hmm. Bu tabi amelleri imana dahil ettiğinizde kişilerin hem amelleri üzerinde baskı kurmaya hem de inancı üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Ve onu hizaya getirmeye, ayar evet. vermeye çalışıyor. Ya hocam aslında ve o kadar çok soru var ki. Tekfir ve nifak işte bir sürü tefrika, insanları birbirine öteki, mutlak öteki ilan etme, maalesef. Düşmanlaştırma. Maalesef, evet. İslam'ın aslında olmayan iddialar. Şimdi yönetmenim beni uyardı, 5 dakika kaldı diye ama ben biraz şu diyanet, siyaset, din, şeriat ayrımlarına da girmek istiyorum. Kısa kısa istirham edeceğim evet. hocam. Din şeriat ayrımı derken ki şimdi, kitaplarınıza başvursunlar. Seyircilerimizden mutlaka. Bu konularda araştırma yapmak isteyenler bunları çok geniş açıklıyorsunuz ama burada da kısa açıklarsanız. Maturidi akla büyük önem verdiği için dinin kaynağını akıl kabul eder. Bu dinin içinde yani dinle bir de her peygamberin getirdiği şeriat arasında bir ayrıma gider. Hı hı. Mesela Hazreti Muhammed'in şeriatı o ona özel ve bizim Musa'ya Müslüman, biz şeriat verdik. Evet Musa'ya diyor. Bir şeriat. Evet. Din 3 şeyden oluşur. 1- Tevhid, 2- Ahlak, 3- Ubudiyet. Bunların kaynağı akıldır. Evet, dinde akıl güzel. Esastır. Evet. Şeriat kısmına gelince bu nedir? Her peygamberin ümmetine işte kendi nasıl namaz kılınır, nasıl dua edilir? Hı. O zaman adı namaz değil ama. Veya zekat nasıl verilir? Dua İslam'da namaz şeklinde ifade edilmiştir. Başka milletlere sadece rükû duadır. Bizde işte 5 vakitte belirli değil mi? Rükû, sücud bir düzene konulmuştur. Bu şekilde baktığımızda dinle şeriat arasında fark şudur. Maturidi yine akılcılığını konuşturur. Şeriatta konulan hükümler o günkü kültürel ortamın, örfün gereği olan bazı hükümler ihtiva eder. İbadetler nasıl yapılacağı değil, zekatın nasıl verileceği değil ama zekatın miktarlarında bile artırma veya düşürme olabilir. Bu örfe dayalı olan hükümlerin caydırıcılık gücü sona erdiğinde bunlar neshedilir? Akıl onların yerine yeni bir çözüm üretebilir. Buna akılla nesih diyoruz. Bunu sadece Maturidi'de görebiliyoruz. Bir de Ebu Yusuf'ta örf bazen ayetlerdeki şer'i hükümleri, örfe dayalı hükümleri nesheder demiştir. Dolayısıyla Maturidi'de bunu işe. Maturidi'de iyilik ve kötülük akılla bilindiği için bir şey iyi ise ona akıl iyi dediği için iyidir. Şeriat iyi dediği için o iyi olmamıştır. Evet. Hatta öyle bir noktaya götürüyor ki peygamberler gelmeseydi insanlardan bir kısmı aklıyla
Tabii. Tanrı'nın varlığını iyi ve şeyi bilebilir. Tabii bu siyasette de din siyaset ilişkisine yansıyan bir boyut var. Mesela Maturidilik'te siyasette diyelim ki siyasi idarede yönetimde hata yaptıysa, kötü bir şeyse, yani aklın kötü dediği, bunu bir süsün kubuğu olarak klasik şeyde çirkin ve güzel, doğru ve yanlış. Akıl eğer iyi ve kötü olanı biliyorsa, birisi size yönetimde şurada bu yanlış yaptığında ne yapacaksınız? Bu yanlıştır diyebileceksiniz. Ama eşari anlayışta Allah bir şeye iyi dediği için iyidir. Aklın iyi ve kötü şey yapma kararı yoktur. Böyle bir şeyi akıl yoluyla bilemeyiz diyorlar. Bu ne olmuş oluyor? Evet. İslam'ın irade, kendi içindeki eleştirel bakış açısını yok etmiş oluyor. Yok etmiş oluyor. Kaldı ki bir de oradaki iradeye kadar da uzanan bir birçok boyutu. Yani sizin iradenizi ipotek aldınız. İpotek altına almış oluyor. Onun için Maturidi cüz-i irade diye özgür iradeden bahsetmiştir. Ne demek özgür irade? Kişilerin kendi iradesini kullanarak eylemde bulunması, ibadet etmesi, ahlaki davranışta bulunması. Hatta şunu söyle, eğer insanın iradesi içinde yoksa ne onun amelinde, ne itikadında, ne ahlakında hayır yoktur. Ay, çok güzel. Çünkü olacak. Başkaları tarafından zorla yaptırılmıştır. Biliyorsunuz din siyaset ayrımının asıl kaynağı bir anlamda din şeriat ayrımı, iman amel ayrımına dayanmaktadır. Şimdi din denilen şey bahsetmiş olduğumuz o üç, yani tevhid, ubudiyet ve ahlak. Onun dışındakileri şeriat oluşturur. Yönetimi Maturidi dinin amacı olarak görmez. Bir araçtır. Araçtır. Yani siz din dilini tahakkümden, tasalluttan, baskıdan kurtarmanız gerekiyor. Ay, bu çok önemli hocam. Siyaset bunu bir kez dini, daha tekrarlayalım. Gerçekten bugün 21. yüzyılda hala biz bunları konuşuyor olmamız bile bana kalırsa ayıbımız. Yani din dilini din dili ayrıştırıcı değil, bütünleştiricidir. İnsan sevgisini, insan onurunu, değil mi? Birlikte yaşama kültürünü öne çıkaran bir şeydir. Ama siyasi dil ayrıştırıcıdır. Tahakküm ve baskı kurma amaçlıdır. Dolayısıyla din dili haline geldiğinde din ayrıştırıcı hale gelir. Onun için dini hep siyasetin üstünde tutmak istemiştir. Yani çünkü siyaset din seviyesine indirildiğinde en büyük zararı din görür. Nitekim de görüyoruz. Nitekim bütün, yani İslam toplumu en büyük sorunu budur. Hatta şunu söyler, yani onu bir tevilatta bir ayeti açıklarken söyler. Bir yöneticinin davetine, bir alimin gitmesine, gittiğinde onun yanlışlarını ona söylemesi şartıyla gitmesi gerekir der. Çok mühim. Eğer onu söylemezse gittiğinde yapılan yanlışlıkların, zulmün ortağı olur der. Muhteşem hocam. Muhteşem. Yani işte evet. Türk dindarlığının zulme karşı duruşunun en büyük şeyi, sembol ismi Maturidiliktir. Bugün Maturidilik özgürlük demektir. Hatta Türk toplumlarının özgürlüklerine kavuşmasının bir sembol ismidir. Biz bunu Maturidi kitabını 20 yıl önce yazdığımızda ne Kazakistan'da, ne Kırgızistan'da, ne Orta Asya'da bunun sahibi çıktı, coğrafyada bilmiyorlardı. Ama şimdi her gittiğim yerde... Bir de tercümesi yapıldı kitabımızın değil mi biraz önce? İlk defa bugün haber aldım. Çok sevindim. Özbekçe hocam. Çevrildi. Çok güzel. Ve oralarda, Tataristan'da, Başkurdistan'da, Balkanlar'da artık Arap dünyasında Maturidilik özgürlüğün bir sembolü haline. Zulme karşı olsun, başka bütün şeyler. Çok çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür İyi ki varsınız. Maturidilik, Türk Müslümanlığı üzerinden okuma yapmak isteyenler Profesör Doktor Sönmez Kutlu'nun kitaplarına ulaşabilirler. İnternet üzerinden yazılarına ulaşabilirler. Hakikaten bu alanda çalışan önemli isimlerimizden biri. Efendim çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın seyirciler, yine bir programımızın sonuna geldik. Bir başka programda buluşuncaya değin. Hoşça kalın efendim.